zahmet ettim buralara geldi. Hadi yavrum Allah zihin açıcı versin evladım. Hoşça kal. Çabuk. Ay dur. Ne oldu? Bana bak. Gazanfer Bey'e selam söyle. Söyle. Eğer isterse akşam bize yemeğe gelebilir. Hadi yürü çabuk. Tam da bozulacak zamanı buldun ha. Biraz daha gitsen ne olurdu sanki? Yoksa beygirlerden birinin ayağı mı kırıldı? Üf be, üf. Ne salam ben ya? Rusların yeteneklerinin bana geçtiğini unutmuşum. İşte bu kadar. Karşınızda ölümsüz master. Ra ra ra. Ra ra ra. Merhaba kızlar. Merhaba. Ne haber kanka? Hayrola? Alaaddin Çakıcı'nın telefon defterinde adın çıkmış gibi bir halim var. Peki değil be kanka. Önder Bey geldi, bir sürü yeni iş verdi. Ya nasıl yetiştireceğiz bilmiyorum. Sorun değil canım. Hallederiz. Ver bakayım sen şunu bana. Evet bakalım ne varmış. 1700 kupona çay kaşığı takımı veren gazetenin reklamı, akvaryum kaplumbağasının maması reklamı, medyum ketonun doldurduğu şiir kaseti reklamı, dakikası 5 milyon liradan alo tuvalet kağıdını daha ekonomik nasıl kullanabiliriz hattı. Hepsi de çok basitmiş be kanka. Dün harika bir film izledim. Görünmez Adam'ın maceraları. Ha, biliyorum o filmi, güzeldir. Ya hakikaten görünmez adam olsaydınız ne yapardınız? Oo, neler yapmazdım ki. Mesela Fener'in maçlarında sahaya çıkıp gol atardım. Vallahi ben at yarışlarını takip ederdim. Hangi at topikliyse onu oynayıp kısa sürede zengin olurdu. Vallahi ben hemen kadınlar hamamına giderdim. En büyük fantezimdir. Pis sapık. İnşallah yanlışlıkla ayılar hamamına gidersin. Oğlum Masar, bu fırsat bir daha ele geçmez. Yürü git şu kadınlar hamamına. Kanka, niye öyle bakıyorsun? Ha? Dalmışım da. Ne oldu, işlere baktın mı? Bakmak ne kelime, bitirdim bile. Bitirdin mi? Nasıl? Ne zaman? Hepsini mi? Evet, hepsini. Aha, bir saattir odada kahve bekliyorum. Peki efendim. Arkadaşlar, çeneniz kadar elleriniz çalışsa da şu size verdiğim işi bir an önce bitirseniz nasıl olur? Bitti Önder Bey. Bitti mi? Aferin, ver evet. Bakayım. Bravo. Tebrikler. Daha işi bugün verdim, hemen bitirip teslim ettiniz. İşte iş etiği, işte iş disiplini, işte deve, işte hendek, işte... Aferin. İşte sağ olun Önder Bey. Bugünlük ikiniz de izinlisiniz. Enerji toplayın ve yarın gelin. Teşekkür ederiz efendim. Bir şey değil. Masar Bey evladım. Buyurun Önder Bey. Anneniz hanımefendi nasıllar acaba? İyiler benim, iyiler. Selamlarımı iletin, olmaz mı? Merak etmeyin, sürekli iletiyorum efendim. Benim gönlüm sarhoştu, yıldızların altında sevişmek de... Ya kanka, nasıl oldu da 2-3 günlük işi bir çırpıda bitiriverdin, hala anlamış değilim. Kankacığım, işin sırrı teknikte. Tekniği kavradın mı, iş tamamdır. İşin doğrusunu söyleyeyim mi sana? Söyle. Önder Bey bu işleri aldığı zaman benim de haberim olmuştu. Boş zamanlarımda çaktırmadan bu işler üzerinde çalıştım. Sonra da çalıştığım şeyleri sana verdim. Ha. tabii canım. Herhalde sihirli güçlerin olacak değil. Ulan yılansın sen, yılan. Harold yani. Yoksa sihirbaz Mandrake'ye benzer bir halim var mı benim? Ben de Abdullah'a benzemiyorum zaten. ne yapacaksın bugün? Kadınlar hamamına gideceğim. Kadınlar hamamı? Ne işin var oğlum orada? Evcil bir ayı aldım da ona hamamda karılar nasıl bayılır onu göstereceğim. Şaka şaka. Eve gidip bir banyo alacağım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kızlar. Hoşçakalın. Anne ya, ben gelmesem olmaz mı? Aa, olur mu canım? Senin de gelmen lazım elbette. Allah'ın emriyle abine hamamdan bir hayat arkadaşı adayı bulacağız kızım. Ama anne... Sus, çok konuşma. Hem sana ne oluyor bakayım? Bugünlerde bir tuhaflığım var. Ya tamam geleyim ama abim zaten bizim beğendiğimiz kızı beğenmiyor ki. Abinin beğenip beğenmemesi bizi hiç mi hiç enterese etmiyor efendim. Bizim beğenmemiz yeter de artar bile. Hadi bakalım, çok konuşma, düş önüme. Yürü. Al. Bunu da ben götürecek değilim herhalde. Tut şunu. Hadi yürü, yürü, yürü. Konuşma, yürü. Ay yürüyorum anne. Sus.
cennetteyim sanki. Ben onları görüyorum ama onlar beni görmüyor. Üf, yavrum benim. Maşallah maşallah. Atalarım Sultan Mahmutlar gibiyim aynı. Sanki kendi özel haremimde geziniyorum. Ay anne bombacı. Bu işler çok acı. Ay anne. Amma sıcak burası ya. Ay yok, soğuk olacaktı. Aman bu. Ah annemler. Hoppala, ne işleri var burada ya? Ay anne, şuradaki kıza bak, hiç de fena değil. Ay ay, keşke abin de burada olabilseydi de hoşlandığı kızı kendisi seçseydi. Biz de o zaman bu kadar yorulmazdık. Ya. Keşke başka bir şey dileseymişsiniz. Dileğiniz kabul oldu ve ben buradayım. Ama bakalım bu sizin için iyi olacak mı? Şimdi siz kesin kararınızı verdiniz mi yani? Evet, verdim. Şimdi siz bu üç üniversiteli gençle birlikte mi oturacaksınız yani? En ekonomik olanı bu. 10 milyon vermek varken niye daha fazla para vereyim? Öyle değil mi gençler? Ah, yorgunluktan bittim. Allah'ım, ne olur eski gücüme ve yeteneklerime kavuşayım. Ruhsar'cığım merak etme. Şuradaki kadınlar hamamına kadar gittim. Ne? Tüh! Yazıklar olsun sana. Hani yetenekleri kötü amaçların için kullanmayacaktın? Ama hayatım bunda ne kötülük var ki? Hep içimde ukdeydi. Annem beni küçükken hiç kadınlar hamamına götürmemişti. Kısmet bugüneymiş. Çabuk. Sakın. Tuttum, gidiyorum Mazhar Bey oğlum. Eşyalarımı almaya geldim. Aha, maşallah, bravo. Ne kadar çabuk. Üç gençle aynı evde kalacağım. Aynı evde mi? Evet. Ama aslında 5 öğrenciyle tutsam daha iyi olurdu tabii. O niye? Adam başına daha az para düşecekti de ondan tabii. Neyse, madem öyle düşündünüz, hayırlısı olsun. Ben gidip bavullarınızı getireyim. Aa say, Menkıbe Hanım'ın nerede olduğunu biliyor musun? Evden aradım, kimse çıkmadı telefona. Bilmem, hiç haberim yok. Kim bilir, belki de erkekler hamamına falan gitmiştir. Ne dedin? Erkekler hamamı mı? Ya şey dilim mi sürüştü? Kadınlar hamamı demek istedim. Ay Allah. Neyse, benim artık gitmem lazım. Belediye otobüsünü kaçırmamalıyım. Güle güle. Arada sırada uğrayın baba. Tabii uğramaz olur muyum? Hadi kendine dikkat et. Siz de dikkat edin. Güle güle. Güle güle. Tamam, gitti, çıkabilirsin ruhum. Ne oldu? Kimmiş gelen? Baban canım, ev tutmuş da eşyalarını almaya gelmiş. Ruhsar, sanki biraz rengin Ruhsar'ın solmuş gibi senin. Ne olduğunu ben de anlamadım. Yorgunluktan herhalde. Çok çalıştım bugün hayatım. Tıpkı eskiden olduğu gibi ha. Neyse, ben gidip hemen şu işi halledeyim. Hangi işi halledeceksin? Hiç, birazdan dönerim. Sen otur, rahatına bak. Oh be! İnsan ve cüzdan sağlığı açısından yürümek gibi yok vallahi. Şu Boğaz Köprüsü yaya trafiği açık olsa yeni evime yürüyerek giderdim. Hop 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 baba, bir dakika. Hayrola, ne oldu evlat? Baba, Menkıbe diye birini hatırlıyor musun? Tabii ki, senin annem benim de müstakbel eşim. He. Peki şimdi Menkıbe diye birini hatırlıyor musun? Menkıbe mi? O da kim? Canım, hafızanızı yoklayayım biraz. İmkansız, hiç hatırlamıyorum. Belki bu hatırlamanıza yardımcı olabilir. Hayır, bu kadını hayatımda hiç görmedim. Peki onunla evlenmek istiyor musunuz? Evladım, insan hiç tanımadığı bir kadınla neden evlensin ki? Hele böyle bir kadınla. O zaman tamam baba, görüşürüz, oldu. Okey. Bu bizim damat da bir tuhaf vallahi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı başıma.